Herkes selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün yine nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Bugün Travigos Special Edition 17 SHD 2015 Mega Mod'la karşınızdayız. Evet arkadaşlar, arayımız bu şekilde. 1.44 tam sürümde işe yarıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun 15 SHD'sini göstermiştim bir dönem. 1.43 tam sürümdeydi o zamanlar, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi açıklamamıza geçelim. Bu arada ücretsiz, şuradaki fiyatı görüp de hani şey yapmayın. Yapanlar oluyor yani. Onu belirtelim arkadaşlar. Evet, mod tamamen ücretsizdir, onu söyleyeyim. Proje sahipleri işte gördüğünüz gibi burada yazıyor. Ellerini kollarına sağlık oyuncuyuz biz ekibine. Çalışan sürümler 1.43x yazmış ama aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi modun ücretsizi işte 1.44 tam sürümü de vermişler, yani onu da söyleyelim. Evet, ne varmış? Orijinal motor sesi 2 adet, retarder sesi, orijinal kapı sesi, özelleştirilebilir plaka, kayar tabela ve arka paspas özelliği, kapı ve cam animasyonu, araç içi özel kişiselleştirilmiş slotlandırma seçenekleri, yaklaşık 40 adet de firma kaplamaları ve yani böyle de bir şey var, firma kaplamaları. Evet, buradan arkadaşlar indirebilirsiniz. Ben buranın linkini, oyuncu spesinin linkini atacağım. Bir de buradan hani girdiğinizde iLink şey var, buradan biraz sıkıntı olabiliyor, bazı arkadaşlar yapamıyor. O yüzden ben bu kısmı, atlanmış halini de vereceğim. Hem oyuncu spesinin linkini atacağım arkadaşlar, hem de şeyin, Share Mods'un linkini de atacağım. İkisini de atacağım. Evet. Buradan arkadaşlar ben buranın linkini atacağım. Direkt buraya girin. Buradan Create Download, Start Download, artık ne yazıyorsa bu kısımdan indirebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi aşağıda ben indirdim. Şöyle bir dosya. RAR dosyası. Bunu açıyoruz arkadaşlar. İki tane SCS dosyası var içinde. Bunların ikisini de çıkartacağız. Şöyle sürükleyelim, bırakalım abi, 2 dakikada hemen çıkarsın. Aynen. Şimdi bunları arkadaşlar belgelerime gireceğiz. Şöyle girdim. Aerotrack Simulator 2'ye girdim. Mod klasörüne giriyorum. Eğer yoksa mod klasörü kendiniz oluşturun arkadaşlar. Sonra bu çıkarttığım SCS dosyasını, 2 tane SCS dosyasını Travegon'un buraya attım arkadaşlar. Sonra burayı kapatıyorum. Bu kadar. Bundan sonra oyuna girelim ve görelim. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. Bu arada da ufak bir güncelleme gelmiş. Onu da yaptık. Ne geldiğini bilmiyorum açıkçası. 1.44.1.19S. Evet. Buradan arkadaşlar para şeyini ayarlayın hesabınızı. Hiçbir, herhangi biri fark etmez ama biraz para olması lazım. Çünkü mod kuruyoruz. Onun parayla satın alıyoruz oyun içinde aracı. Profili düzenle diyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra hesabınızı. Yukarıda mod yöneticisi var. Ona tıkladım. Arkadaşlar. Evet, buradan eski modları bir çıkartalım. Yeni modlarımızı koyalım. Şimdi iki tane skin pack ve şey var. İkisini de önce bir atalım. Skin pack'i aşağı atabilirsiniz. Önceliğini azaltsın. Hiç problem değil. Önemli olan bizim için araba modu arkadaşlar. Bunu kurabiliriz. Hatta şöyle bir şey yap. Neyse, önce araba modunu kurmayı göstereyim ben size. Ondan sonra da başka, hani harita modunda deneyecektim de ondan sonra gösteririm arkadaşlar. Önce sadece araba otobüs modunu bir gösterelim. Şeyimizden çıkmayalım. Bu arada o oyuncu pistte hani şu men aracının da şeyi var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde onu da kurabilirsiniz. Ben bunu da çok sevdim. Haberiniz olsun. Evet, değişiklikleri onayla diyoruz attıktan sonra arkadaşlar. Buradan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Uygula diyoruz sadece ve oyuna devam et diyoruz. Bu kadar. İlk açılışta belki biraz uzun sürebilir hani modu yüklediği için. Şimdi buradan bunları yüklediğin çok önemli değil. Eski modları gösterir arkadaşlar, varsa benimki gibi. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik şimdi. Buradan arkadaşlar çekici galerilerine tıklıyorsunuz sağ üst köşede. Burada sağ altta mod bahisine eriş butonu var. Ona bastık ve gördüğünüz gibi Travigo. Evet, tıkladık. Satın al diyebilirsiniz direkt.
veya özelleştir diyebilirsiniz. Biz de özelliklerine bakalım. Çünkü tanıtacağız artık bunu nasıl. Burada bir şey yok. Evet, burada ne var? Burada da bir şey yok. Motorda gördüğünüz gibi iki tane motor. Sesimiz var arkadaşlar. Bu neymiş? Evet, ikisi de özellikleri aynı, sadece ses bakımından değişik büyük ihtimal. Retarder seslerimiz iki tane arkadaşlar. Hangisini seçersiniz ben hiçbirine dokunmuyorum sadece. Burada arkadaşlar, evet burası önemli şimdi. Bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Şöyle. Artık hangisini seçerseniz, huzur, İstanbul seyahat. Benim genelde İstanbul seyahat olur da bu sefer değiştireceğim ya. Kamil Koç diyelim arkadaşlar. Bu sefer de böyle olsun. Evet. Diğer özelliklerine bakalım şöyle. Dış aksesuarlara. Oo, bu ne baba, dolu ya. Vallahi dolu. Bunlarla bunlar bitmez arkadaşlar ha. Burada ne varmış bir bakalım. Ha, şöyle bir uydu şeyi varmış arkadaşlar. Bu neymiş? Dikiz ayna koydu. İçerilere sonuna bakacağım. Bu neymiş? Ha. Arkadaşlar bunları bakınız, bunları kendiniz şu sağ tarafa şey koyuyor. Kendiniz zevkinize göre yerleştirin artık, tamam mı? Ben bunlara karışmıyorum. Şimdi benimki düz olsun. Arkada ne varmış? Şöyle bir bakalım. Havalandırma zımbırtıları, bilmem ne, Travego yazıyor. Bunu yazalım, bak bu güzelmiş. Yukarıda neler varmış? Yine uydu şeyleri var abi. O bunlar da olsun ya, bunlar güzelmiş. Demirler var, hoş duruyor yani, bence olabilir, okey. Arkadaşlar içeriye bakalım şimdi. Evet, asıl mesele burası zaten. Ön paneli bir değiştirelim. Şöyle bir kahve olsun. Kahve tonu severim. Veya şöyle mi olsun ya? Yani açık ton mu olsun? Bilemedim. Şimdilik şöyle bir kahve dursun. Ön panel bu normal olsun abi, gri, çünkü bozuyor. Bu ideal. Vites kolumuz, uzun rengini de değiştirebiliyoruz. Bu da normal. Evet, direksiyona bakalım. Abi direksiyon da komple değişiyor. Direksiyon da kahve olsun madem bir işe giriştik. Oo babali, bu çok şekil oldu ya. Vallahi şekil oldu ha. Siyah mı dursun, beyaz mı? Siyah dursun sanki daha iyi gibi. Beyaz mı? Beyaz dursun yani, olacak. Burada ne varmış? Ha, navigasyon şeyi telefonda. Telefon veya şey. Telefon alalım ya, değişiklik olsun. Hep şeyde kullandık. Evet, burada ne var? Perdelik mi var burada acaba? Aynen. Gölgelik falan var. Oo, perde de var. Kemal Atatürk yazısı, harika. İçeride şu yer desenlerini değiştirebiliyorsunuz, merdivenleri. Ahşap desen iyidir abi. Koltuğu değiştiriyoruz galiba, aynen. Onlar da dursun. Bunların rengini de komple, perdeleri komple değiştirebiliyorsunuz. Yolcuları açabiliyorsunuz bu şekilde. Burası efsane oldu, ben size bir şey söyleyeyim. Şunu koyalım. Bak buralara aksesuar koyabiliyorsunuz. Mesela şöyle sallanan kafa, araba koyalım ya. Zararı yok. Evet arkadaşlar, onayladık ve satın alacağız artık Kamil Koç Travego'muzu. Satın alacağız. Evet, Stuttgart. Evet arkadaşlar, aracımızı bir görelim değil mi? Şimdi buradan satın al dedikten sonra altta çekici yöneticisi var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Travego'ya tıklıyorsunuz. Sür diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve oyuna giriyor arkadaşlar. Şöyle bir sıfır kamerasına geçelim. Aracımız bu şekilde. Oyunumuz sesi fena değil. Şöyle
uzunlar şekilde abi. Çok güzel bir ışıklandırması var. Kemal Atatürk şeyi de güzel oldu ha. Şöyle bir girelim abi içine. Arkadaşlar yolcularımız bu şekilde. Ekranları falan da var, gördünüz mü abi, efsane ya. 2 artı 1 arkadaşlar, onu da belirtelim gördüğünüz üzere. Aa, yolcular burada. Bakalım burada bir detay var mı, yok. Burada bir detay yok, hani bazen koyuyorlar su, çay su falan. Evet, arka tarafta bu şekilde. Arkadaşlar tuş takımımız ve burada bence gayet ışıklandırmalı olmuş. Hatta şöyle biraz güneşe çevirirsem daha efsane bir görüntü olacağını düşünüyorum. Heh. Abi gördüğünüz gibi aydınlatmalı şeyler, ışıklar, tuşlar. Panelimiz bu şekilde. Şurada bir telefonumuz var abi. iPhone galiba. Vites kolumuz bu şekilde. Evet, bence gayet hoş olmuş. Oyuncuyuz. Biz Mod FM radyomuzda. Harika. Arkadaşlar araç güzel ya. Şöyle bir durdum mu? Bence hoştur. Sıfır kamerasına bir daha bir dolanayım abi. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yaylanma olayı da efsane abi, onu da belirtelim. Sesi de fena değil. Gördüğünüz gibi. Aracımız bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abicim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.